Yansal öğrenimin 176. yıl dönümünde Toprak Okulu'nda sizi ağırlamak ve bu protokolün bugüne nasip olması bizim için çok büyük bir şeref. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz Ziraat Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri Odası olarak da tarımın olduğu, tarımın konuşulduğu her yerde olmak istiyoruz. Projeler içerisinde olmak istiyoruz. Bu anlamda da bu projenin de hayırlı olmasını diliyorum. Evet diyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. İmzaladığınız protokolde belediyemize ve odamıza ve ülke toplumuna ve Selçuk halkına, İzmir halkına hayırlı olsun diliyoruz. Biz bu endüstriyel tarımdan vazgeçmedikçe, yani kimyasal gübrelerden, tarım ilaçlarından, dışarıdan alınan tohumlardan vazgeçmedikçe ve tarlaları bu kadar fazla işlemedikçe bu işten kurtuluş yok. Yani bir makas var. Makasın üst ucu için doğrudan pazarlama ve aracıların kaldırılması, alt ucu içinse agroekolojik tarım dediğimiz bir tarım sistemine doğru dönmemiz gerekiyor. Hayvan gübrelerini alıp kompostlayıp organik maddeyi arazide kullanarak bir deneme yaptım. 60 dekar arazinin salatalık domatesin 30 dekarında başta kompost verdim. Üretim dönemi içinde taban gübresi yok, hiçbir şey yok. Üretim dönemi içinde ise 6 kez kompost çayı yapıp verdim. 14.420 kilogram dekar ürün aldım. Diğer 30 dönümde ise 9.680 kilogram ürün aldık. Konvansiyonel 9.680, diğerinde 14 ton. Ciddi bir fark var arada. Yani arkadaşlar, benim geldiğim noktada öğrendiğim şey, 350 tane trilye ağacım var. 20 kadar da 800 yıllık çekişte cinsi ağaç var. Bu bahçeden 18 ton çiğ zeytin alabildik. Ağaçlar henüz 14 yaşında, trilye ağaçları. Herkes şey soruyor, sen ne yapıyorsun falan diye soruyor. Benim genel cevabım, senin yaptığını kesinlikle yapmıyorum şeklinde bir dönüş oluyor. Herkes gübre atıyor, herkes onu yapıyor, herkes bunu yapıyor. Hesapladığınız zaman o ürününüzün satıp elde ettiğiniz gelirle o gübreler, o ilaçları karşılama şansınız esasında yok. Biraz kendinize güvenip, kendi denemelerinizi yapıp, kendi gözünüzle ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi biraz da bu anlamdaki işte kıymetli hocaların söylediklerini de daha fazla dinleyerek kendiniz hayat pratiğinizde onu görüyorsunuz, onu edinebiliyorsunuz. Benim öğrendiğim şey bu.